Gençler merhabalar. Şimdi dikdörtgen ve kare testimizin 7. ve 8. numaralı testlerini gömeceğiz arkadaşlar birlikte. 7 numarayı alıyorum ve ilk sorumuza hemen başlıyorum dostlar. Şöyle odaklanmasını bir ayarlayacağım. Bira bismillah diyelim, başlayalım. ABCD kare, EFKC dikdörtgen, alan ABCD'yi 144 vermiş. Tüm karenin alanı 144 ise bir kenarının uzunluğunu hemen 12'yi yapıştıralım dostlar. Şurası da 12. Burası da 12 olsun. Yukarıda verilenlere göre çevre EFCK acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakın şöyle yapıyorum arkadaşlarım. Şu kenarına A, şu kenarına B diyorum. Dolayısıyla burası A, burası B çıktı. Şimdi karede bir köşegen açıortaydı. Demek ki 45 burası. O halde 90 ise burası. Buraya da 45 kaldı. Yani burada A. Ve bakın ben ne buldum? A artı B'yi aslında 12 diyebiliyorum ben. Benden neyi istiyor? Şu içerideki EFCK dikdörtgeninin, şu dikdörtgenin çevresini istiyor. Çevresinde ne var bunun? 2A ile 2B var. A ile B'nin toplamı 12 ise 2A ile 2B'nin toplamını da 24 olduğunu söyledim ve geçtim ikinci soruma. Evet, burada da ABCD yani büyük dörtgen de bir kareymiş. FBKM şu beyaz dikdörtgen dörtgende kareymiş. EMLD'nin alanını, EMLD'nin alanı şurası 8 verilmiş. FBKM'nin alanı da 32 birim verilmiş. Tamam. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize amcamız. Allah razı olsun amcamızdan. Alanları toplamını soruyor. Tamam, hemen bakıyoruz şimdi dostlarım. Şöyleydi kuralımız arkadaşlar. Aslında yine basit bir kuralla da çözebiliriz biz bu soruyu. Cevabımız hatta direkt Edirne bile de gelebilir. Direkt pat diye de söyleyebilirsiniz. Şöyle, şu ikisinin çarpımı şu ikisinin çarpımına eşittir de diyebiliriz dostlarım. Yani 8 ile 32'nin çarpımı şöyle yazayım. 8 çarpı 32 eşittir. Şunların alanları her zaman eşit gelecek. A çarpı A'ya yani A kareye. 8 ile 32'nin çarpımı 16 elde var 1. 8 kere 24 25 eşittir A kare. A eşittir 16 geldi. A 16 ise 2 tane 16'nın toplamı da 32 yaptı diyebiliriz. Bunu paralel kenarda da öğrenmiştik dostlar. Pratik olarak böyle çözebilirsiniz soruyu. Yani normalde nasıl yapacağız öğretmenim? Şimdi normalde şu bir kareymiş ve alanı 32. Demek ki bir kenar uzunluğuna 4 kök 2'yi yapıştırdın hemen. Şuralar 4 kök 2. Sonra şu 8 verilmiş bize dostlarım. 8'in şuradaki kenar uzunluğuna biz mesela şuraya A birim dersek şurası da A. Burası 8 bölü A olacak. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Sonra şununla şu dikdörtgenin benzerliğinden dostlarım A'yı bulacaksınız. A'yı bulduktan sonra da A alanını hemen pratik olarak söyleyebilirsiniz dostlar. Ama ben çok uzatmayacağım kardeşim. Benim yaptığım yöntem daha kısa olduğu için geçiyorum direkt 3. soruya. Şimdi 2 tane kare verilmiş, bir de oran verilmiş. Oranı hemen bir yerleştirelim. EB'ye 2K derseniz diyor, EC'ye 3K diyeceksiniz. Yani şu karenin bir kenarı 5K oldu. O halde burası da 5K. 5K, 5K'dır yapıştırdık. Sonra ABCD'nin alanının DEFG'nin alanına oranını soruyor bize ki ABCD'nin alanını hemen yazalım isterseniz dostlar. 5K'nın karesi 25K kare. Şimdi Pisagor bağıntısı yapıp şuradan şu dik üçgenden hemen DE uzunluğunu da bulalım. 5K'nın karesi 25, 3'ün karesi 9, 25 9 da 34. K kök 34 geldi bu uzunluk dostlar. Demek ki büyük karenin de bir kenarı K kök 34. Alanını soruyor bize. 34 K kare yapar. Hemen K kareleri sadeleştirdik. 25 bölü 34. 3 numaralı sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şuna geçelim hemen dostlarım. Bakalım bu ne diyor. Şimdi X var, Y var. Dostlar yine karenin özelliğinden. Bilmeyenler hemen öğrensin bunu. Eğer karenin içinden şöyle iki tane doğru geçirildi ve dik kesiştiyse bunlar dik kesiştiyse bu doğruların uzunlukları kesinlikle eşit. Yani AE 10 birimse
FB de 10 birimdir. O halde x artı y eşittir 10 birim diyelim hemen biz. Sonra hatta bunun şöyle de özelliği var. Bakın bu AE. Şurada bir CE parçası. DF ile de CE eşittir. FC ile de EB eşittir. Bunları da bilin arkadaşlarım. Şu anda işime yaramayacak ama kural olarak duymuş olun bunları da bir kere. Şimdi karenin bir açısı 90 derece olduğu için bakın buraya 90'ı yazınca diklikten diklik indi. Hemen öklit yapıyorum. Y kare eşittir 8 çarpı 2'den 16. Yani Y eşittir 4 geldi. Y 4 ise X de 6 olacak. 6'dan 4'ü çıkartın diyor bize. Dördüncü sorumun cevabı Bursa'dan geldi bile. Evet 5 numaradayız. Hasan Bey torunu Alparslan'ın 5 adet ikiz kenar dik üçgen 1 adet kare ve 1 adet paralel kenar şeklindeki 7 parçadan oluşan tangram parçaları ile büyük bir kale oluşturuyor. Tamam. Hasan Bey'in elindeki mor dik üçgenin alanı 16 santimetre kare. Bu üçgen ikiz kenar bir dik üçgen. Yani şuralarına AA diyelim. Yukarıda öyle söylemiş. İkiz kenar dik üçgenlerden oluşuyor demiş. E o zaman ikiz kenar dik üçgenin alanı A çarpı A bölü 2'den 16 birim kare verilmiş. Demek ki A kare eşittir 32. A eşittir ne çıkar buradan? 4 kök 2. Bakın şu kenarı 4 kök 2 bulduk. E hocam bu kenar da 4 kök 2. Tamam. Peki bunu getirip şu sarıyla çakıştırabiliyormuşuz biz. Sarının kenarı da 4 kök 2. Bu kareymiş. Burası da 4 kök 2. Bakın burayı da getirip çakıştırdığımızda 4 kök 2 de burası geldi. Yani şu yeşil ikiz kenar dik üçgenin bir kenar uzunluğunu biz 8 kök 2 bulduk. 8 kök 2'nin kök 2 katı da ne yapıyor dostlarım? 16 yapıyor ki demek ki şu uzunluk 16. Yani aslında oluşturduğumuz büyük karenin bir kenar uzunluğu 16 birim geldi dostlar. Peki bize neyi soruyor bu soruda? Bunun çevresini soruyor. 4 tane 16'dır dedim dostum. 4 tane 16 da ne yapar? 64 yapar diyebilirsiniz. 6. sorumuzdayız arkadaşlar. Çok klasik bir kare sorusudur. Dik üçgen kare var. Karenin dışında bir de dik üçgen var. Karenin dışında dik üçgen gördüğün zaman hemen bu dik üçgeni güzelce karenin başka bir kenarının üstüne taşıyacaksın dostum. Bak getirdim. Bu dik üçgeni aldım buraya taşıdım arkadaşlarım ben. Tabii ki 6'yı buraya getirdim. X'i buraya getirdim. Burası 90 derece. Ha, bunları şöyle de ispatlayabilirsiniz. Hocam A, 90, B, 90, A, B şeklinde. Bakın A'nın karşısına 6, benim de A'mın karşısına 6, B'nin karşısına da X'i yapıştırdım. Sonra şu dik üçgene bakarsanız X'i buradan patırt diye çıkartacağız dostlar. 90'ın karşısı 10 verilmiş. E bu kesinlikle 6, 8, 10 üçgeni. Zaten hatta şurasında 6 demiştik. 6, 8 olması için X'in ne olması lazım? 2 birim olması lazım. 6. sorumuzun cevabı da Adana'dan çıktı. Evet. Hemen geldik şuna. Teknoloji tasarım dersinde Kübra öğretmen bir kenar 18 birim uzunluğunda olan kare şeklindeki kağıt ile origami yapıyor. Tamam, bir kenarımız 18 birim uzunluğunda. Şimdi bunu ne yapmışız? Önce soldan sağa doğru katlamışız şu şekilde arkadaşlarım. Şu karemizin ne yaptık? Sağdan sola mı? Şöyle katladık işte. Şurası 18 birimdi. Tamam, bu uzunluk tamamıyla 18 birimmiş. Bunu biliyoruz. Sonra bu 18'den de şuradaki üçgen boyunca katlama yapmış. Onu da biraz daha şöyle yukarıya çıkartalım. Şu üçgeni hatta şöyle bir geriye doğru da açalım biz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru da açtık. Şurası da 18 birim olduğunu biliyoruz biz artık. Peki bir şeyler vermiş. Bakın AB BC'ye eşit. Şimdi şu AB'ye K dersek BC de K. Hatta AC de CD'ye eşit. O zaman CD de 2K. Şimdi bu CD katlanmadan önce şurası toplam 4K. Şuraya geliyormuş arkadaşlarım. 4K burası. CD de ya da şu BAC. AC katlanmadan önce de şuraya eşitti. Hatta bunu şu 45 45 90 ya buralar dostlarım. Şurası 45 derece kareden dolayı. Yine burası 90 ise 45 de burası. O halde şuraya da 2K'yı da söyleyebiliriz. Çünkü AC'ye eşitmiş buradaki uzunluk, şu uzunluk. Yani biz 6K'yı toplamda ne diyebiliyoruz dostum? 6K 18, K'yı 3 bulduk. Tamam. Şimdi K 3 ise bakın bu nereden itibaren? Tam şuradaki
3K'lık yerden katlanmış. 3K'lık tam şurası K'ya yani 3'e 9 birimlik yerden katlanmış. Bize de diyor ki şurada oluşan 9'a 9'luk karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. 9'un karesidir. Cevabım 81 yani C şıkkından geldi dostum. 8. soru böyle telefonu döndürme sorusu, televizyon ekranının oranları sorusu arkadaşlar benim tahmin sorularımdan bir tanesidir. Şimdi bakalım ne diyor? Cep telefonunda ekran döndürme özelliği aktif olduğunda telefon yatay pozisyona getirince ekrandaki görüntünün eni ve boyu aynı oranda küçülerek kullanıcıya yine düz görünür. Aşağıda verilen telefon ekranının eni 8 birim. Bak eni dediğimiz yer şurası 8 birim şu genişlik. Yüksekliği de 16 birim. Şurası da 16. Yani görüntünün kısa dikdörtgen, görüntü dikdörtgeninin kısa kenarı 8, uzun kenarı 16. Yani kısa kenarı 1K, uzun kenarı 16K. Şimdi aynı oranda küçüleceği için demek ki şu kısa görüntünün kısa kenarı 1K, uzun kenarı şurası da 2K olacak. Ve bakın 2K telefonun genişliğine eşit yani 8'e eşit. O halde hemen 2K 8'dir diyelim. K'yı da 4 bulalım. Buna göre ikinci konuma getirildiğinde dikdörtgensel bölgenin çevresini soruyor bize. E biz bu dikdörtgenin kısa kenarını 4, uzun kenarını 8 bulduk. 12 buradan, 12 de buradan geleceğinden 24'tür. Dikdörtgenin çevresi 8. sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi. Evet geldik 9 numaralı sorumuza. Test 7'nin 9 numarası. 3-3 kareymiş bu bir kenara 6. O halde şurası da 6. Şurası da 6. Şuraya 4 kaldı diyelim. Sonra kesiliyormuş bu iki mavi üçgen ve tekrar yan tarafta birleştiriliyor. Bakın AB dediğimiz şey şuraya geliyor. A üssü, AB üssü oldu. Burası 6. Hatta bu A açısı 90 derece ise buraya dikliklerimizi de yazalım. 3 var, 6 var. O zaman burası 3 kök 5 diyelim. 2 var, 6 var. Burası da 2 kök 10 diyelim. Bize de neyi soruyor? E üssü, B üssü, F üssü açısı. Şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor dostlarım. Şimdi güzel bir üçgen çıkmadı. Ben hoş bir üçgen çıkar hemen Pisagor yapar buluruz diye düşündüm. Ama güzel bir üçgen çıkmadığı için yani gördüğüm kadarıyla mecbur toplam fark formülleri, trigonometriyi devreye sokacağım. Şöyle bir düşünüyorum arkadaşlarım. Başka bir yolu var mı acaba yapabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani belki şöyle yapabiliriz. Belki şöyle yapabiliriz. Bir de bunu deneyeyim de olmadı toplam fark formüllerinden çözeceğim. Şimdi bu üçgenin alanı yüksekliği 6, tabanı 5. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 eşittir. Şimdi şuradan bir yükseklik çizersem dostum. Şu yüksekliğe bakalım. H diyelim buna. H çarpı 3 kök 5. Tabanımız bu sefer 3 kök 5 oldu. Bölü 2 olacak. Bölü 2'leri silelim. 3'ü silelim. Burayı silelim. 2 kalsın. Yani 10 bölü kök 5 eşittir H. H eşittir bu durumda. 2 kök 5 gelir diyebiliriz. H dediğimiz yer şurası. 2 kök 5. Peki bakın neyi fark ettim? Güzel oldu bu arkadaşlar. Bakın burada şu açının karşısı 2 kök 5. 90'ın karşısı da kök 2 katı. Bunu yakaladım arkadaşlar. 90'ın karşısı kök 2 katı ne zaman oluyordu? 45, 45, 90 üçgeninde oluyordu. Evet sorumuzun cevabı 45'tir. 9 numara Edirne'den çıktı. 10 numaraya geçelim. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir. Bu dantelin ekranın üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda 4 birim aşağıya kaydırıldığında şimdi bakın tam şu köşegen az önce yukarıdaydı fakat ben 4 birim aşağıya kaydırdım. Yani şuradan inen diklikler 4'er birim. Tamam. Karede köşegen açı ortay. Şimdi şekil küçük arkadaşlar. Demek ki şu açımız hemen şuraya yazıyorum. 45-45 dereceydi şunlar. Demek ki 4 ise şurası da 4, şurası da 4. Televizyonun üst kenarındaki kısmının uzunluğu da 12 birimmiş. Yani şurası da 12 ise o zaman şu ortaya da 12 indi. Yani şurası köşegenin, karenin köşegeni 20 birim çıktı. Karenin köşegeni 20 birimse şu kenarları ne olacak? 10 kök 2.
10 kök 2. Şimdi neyi soruyor bize? Son durumda dantelin ekranın üzerinde kapladığı alan, yani bize şuradaki dik üçgenin alanıyla, ki onu hemen buluruz, şu üstteki yamuğun alanı, ki onu da hemen buluruz. Şimdi dik üçgenin alanı, dik kenarlarını çarp 2'ye böl. 10 kök 2 ile 10 kök 2'yi çarp ve 2'ye böl. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürdü. 100 geldi. Bir kere 100 var. Artı. Şimdi yamuğun alanını bulalım. Yamuğun alt tabanını 20, üst tabanını 12 bulmuştuk. Alt taban artı üst taban, yani 32. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğini de 4 bulduk. Şunlar giderse 2 kalsın. 2 kere 32'de 64 de yamuğun alanı. 100 ile 64'ün toplamı da 164'tür dedik dostlarım. Kolay bir soruydu. Üniversite sınavında sorulan bir sorunun kopyasını yapmış hocalarımız. Gayet güzel olmuş. Evet, test 7 tamamdır. Geldik test 8'e. Test 8'in ilk sorusuna bakalım. Şimdi diyor ki AH2. Bakın bunun kuralını şeyde söylemiştik. Bir önceki testimizin kaçıncı sorusuydu hatırlamıyorum ama galiba 4. sorusuydu. Bir önceki 7. testin 4. sorusunda da buradaki kuralı söyledik. Ne dedik arkadaşlarım? Şöyle iki parça çıkmış farklı köşelerden. Aynı uzunlukta parçalar ayırmışsa kenarın üzerinde, bunlar kesinlikle dik kesişiyordu. Şu 90'ları yazalım. Hatta uzunlukları da birbirine eşitti bunların dostlar. Sonra bize demiş ki karenin bir kenar uzunluğu 10. Şurası 2 ise şu HB'ye 8 kalır. Bakın ben bunu yukarıya doğru devam ettirdiğimde şu uzunluğu. 8'i şuraya taşıyorum, 2'yi de buraya taşıyorum. Ve bakın diklikten diklik indi. Hemen h kare eşittir 2 çarpı 8'den 16, h eşittir 4. Burası 4 ise ve bir kenarda 10 birim olacağından x'e ne kaldı? Denizli kaldı diyebiliriz dostlar. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Benzerini paralel kenarda çözdük. Çok da güzel bir yöntem öğretmiştim size arkadaşlarım. Şimdi o yöntemi kullanarak burada da çözeceğiz. Önce şu oranları yerleştirelim. EB'ye 1, EC'ye 3 deyin diyor. Bakın ben K'lı M'lı yazmıyorum. Oran sorduğu zaman harf vermeye gerek yok. 1'e 3 desek yeterli. Bir kenar 4 olduğu için buralar 2, 2, 4, 4'ü de yazdık. Şimdi buna göre ortadaki mavi üçgenin tüm karenin alanına oranını soruyor ki karenin alanını bulduk bile dostlar. 4'ün karesinden 16. Şimdi mavi üçgenin alanını bulacağız. Bunun için de şunu yapacağım. Kenardaki üçgenlerden, karenin alanından kenardaki üçgenleri çıkartacağım. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 6 bölü 2'den 3. Ne diyorduk hatta, şöyle yapıyordum arkadaşlarım. Neyse devam edelim. 1 kere 4, 4 bölü 2'den 2. 2 kere 4, 8 bölü 2'den 4. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 16 idi tamamı, 9 çıktı, 7 kaldı ortaya da. Demek ki mavi bölgede 7'ymiş. Sorumun cevabı 7 bölü 16 geldi. Edirne'den geldi dostlar. Evet, geldik 3 numaraya. Bir kenar uzunluğu 9 birim olan ABC'de karesel bölgesi biçimindeki kağıt şeklindeki çizgilerden kesilerek eşit alanlıymış. Bakın bunlar her biri eşitmiş. 3 eşit alanlı parçaya ayrılıyor. Tamam. Şimdi şuradan faydalanacağım arkadaşlar bunun içinde. Bakın şunu çizdiğimizde şurayı. Şu üçgen tüm karenin yarısıydı hatırlarsanız dostlarım. Bütün karenin yarısı olacaktı. Ve bunların her biri de eşit alanlıymış. Şimdi şöyle diyelim. O zaman 2A diyelim bunun alanına. Şurası da 2A'ymış. Burası da 2A olacakmış arkadaşlar. Demek ki tüm karenin alanı ne oluyor bu durumda? 6A. Şu üçgen yarısı olacağından buraya ne kaldı? A. Demek ki bu da 2A'ydı. Buraya da kaldı A. Çok güzel. Hatta bakın şu EB ile EA'nın oranını da bulduk. Şimdi EB'ye hangi üçgen düştü? A üçgeni. EA'ya hangi üçgen düştü? 2A. Demek ki 1'e 2 oranı var bu kenarlar arasında. Yani K'ya 2K. Hatta bir kenar 9 ise 3'e 6'dır bunların uzunluğu. Yani şuranın 6, şuranın da 3 olduğunu bulduk. Başka devam edelim. Sonra hatta bir kenar 9'du, şuraya 9 da yazalım. Şurada bakın A'ya 2A oranı var. Demek ki şu M ise şurası 2M'dir diyelim. Şurada da bir Pisagor çakalım hemen dostlar. Bakın 3M'yi buluyoruz hemen arkadaşlarım. Hadi bulalım.
3m'nin karesi 9m kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 9'un karesi 81. Hadi hepsini 9'a bölelim. M kare eşittir 4 artı 9. Yani m kare eşittir 13. M eşittir kök 13. Benden 2m'yi istiyor. X dediğimiz yer 2m. 2 kök 13 geldi. 3. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, 4 numaradayız dostlar. Okuyalım. CL eşittir LB verilmiş. Alan EFKC. EFKC. Şu büyük dikdörtgenin, şu ortadaki dikdörtgenin alanı 32. Buna göre karenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Çok yüksek ihtimalle 2 katı çıkar arkadaşlar. Bir bakalım biz yine de. Şimdi şöyle, bir sürü dik üçgen var burada. Alfa beta 90, yani AB 90 benzerliği yapacağım. AB 90. Şurası 90 ise A. Şurası 90 ise B. Şurası da B. Şurası 90. Burası A olsun. Şurası 90 olması için B. Şuraya A kaldı. Şuraya da B yazabilirim. 90'ımı da yazdım. Evet. 1, 2, 3, 4 tane üçgen var. 4'ü de birbiriyle benzer üçgenler arkadaşlarım. Şimdi şunun bir kenar uzunluğuna K diyelim. Şurası da K. Demek ki karenin bir kenarı 2K oldu. Yukarıya da 2K yazdık. Sonra başka neler söyleyebilirim? Şöyle bir bakayım. Şurada 90'ın karşısı K geldi. A'nın karşısını falan bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Şunun bir kenar uzunluğuna, şu kısa kenarına Y diyelim arkadaşlarım. Ya da M diyelim. M. Dikdörtgenin alanı 32 olduğu için bir kenarın, şu kenarının uzunluğu 32 bölü m olacak ki alanı çarpıldığında 32 gelsin arkadaşlarım. Alanını bulunca kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk ya. Buna m dediysen bu da mecbur 32 bölü m oldu. Şimdi bakıyorum başka şöyle bir görebildiğim bir şeyler var mı diye kontrol ediyorum. Şimdi şu dik üçgenin bir kenarı 2k, bir kenarı 32 bölü m. Başka var mı? Bakın şurası m ise şurası da m'dir. O zaman şu dik üçgenin de iki kenarını biliyorum ben. Hadi bir benzerleyelim bunları arkadaşlarım. Büyük de B'nin karşısına 2K düşmüş bölü. Şu küçük dik üçgende B'nin karşısına M düşmüş. Eşittir. Büyük üçgende 90'ın karşısına 32 bölü M düştü bölü. Küçük de 90'ın karşısına K düştü. İçleri çarpıyorum 2K kare yapıyor. Dışları çarpıyorum M'ler gidiyor 32 kalıyor. A'da da bulduk. K kare eşittir 16. K eşittir 4 geldi. Demek ki karenin bir kenarı 8. Bize de karenin alanını soruyor. 64'ü yapıştırdık dostlar. Evet, 5 numaraya geldik. Karenin içinde dik üçgenler görünce AB 90 benzerliği yapacağız demiştik. Zaten bir üstteki soruda da yaptık. Ve çok yüksek ihtimalle eş üçgenler çıkacak. Bir bakalım. A 90 B. Şurası da 90 olması için A. A 90 şuraya B diyelim. Ve bakın dostum, şu dik üçgenin 90'ının karşısı da karenin bir kenarı. Şu dik üçgenin de 90'ının karşısı karenin bir kenarı. İşte size eş üçgenler. Burada A'nın karşısı 4 ise burada da A'nın karşısı şurası 4 olacak. Başka neler vermiş bize? Tüm alanı 80 diye vermiş dostlar karenin alanını. Bir kenarına x dersek ya da x demeyelim, k diyelim bir kenarına. Demek ki k'nın karesi 80. O halde k buradan ne çıkacak? 4 kök 5. Yani bir kenarı 4 kök 5 bulduk. Hatta dostum bak, 4 var bir şey, 4 kök 5. Neydi? Biri diğerinin 2 katı olacak ki küçüğünün kök 5 katı olsun demiştik. Demek ki 8 olacak bu kenar. Yani B'nin karşısı 8 ise buradaki B'nin karşısı şurası da 8 olacak. O halde buraya da 4 kaldı. Yani şu uzunluğun 8 olduğunu da bulduk biz. Şimdi diklikten diklik indiği için 4'ün karesi eşittir x çarpı 8. Öklit'i yaptım. X'i buradan 2 buldum dostum. Evet, 6. soruya geçtik. Alan B, E, K'yı 4 vermiş. Şurası 4. A, K, F'yi 20 vermiş. Şurası 20. A, B, X. Yani karenin bir kenar uzunluğunu bulun diyor. Biz şimdi alandan hareket edeceğiz. Şöyle yapacağız dostum. Şu beyaz üçgene A alanı dersen.
Hatırlayın arkadaşlar, şu üçgen tüm karenin nesiydi her zaman? Paralel kenardan öğrendik, yarısı. Demek ki yarısı 20 artı a. Bakın 20 ile a'nın toplamı karenin bir yarısına eşitmiş dostlar. Bunu bir görelim. Sonra şimdi şu 4 artı a'dan hareket edeceğim. Şu köşegeni de çizersem ben. Şu köşegeni çizdim. Dostum burası ile burası eşit uzunluktaysa şu üçgene 4 artı a düşmüş. E o zaman hocam bu üçgene de 4 artı a düşecek. Ve bakın bu köşegen olduğu için şu üçgen komple bütün üçgen 8 artı 2 a oldu. 8 artı 2 a da karenin yarısına eşit oldu. O halde bunlar birbirine eşit. Buradan 12 eşittir a çıkar. Yani 20 ile 12'nin toplamı 32'dir karenin yarısı. E o zaman 64 çıkar tamamı. 64 ise bir kenar uzunluğumuz da 8 olmak zorunda ki alanımız 64 gelsin. Evet, 6. sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi dostlar. Devam ediyoruz. Hemen 7. sorumuza geçiyoruz arkadaşlarım. Bir okuyalım. Aşağıda bir kenarı 4 birim olan karesel bölgeler şekildeki şeffaf asetatların üzerine bazı şekiller çizilerek boyanmıştır. Şimdi bir kenarımız 4 birim. O zaman ikileri yazalım şuraya hemen. Tamam. Bu şekiller n eşittir 1, 2, 3 için A, M, B, N noktaları sırasıyla ABCD noktalarıyla çakıştırılır. Ha, üst üste getiriliyormuş bunlar. ABCD karesi içerisindeki boyalı olmayan bölgenin alanı nedir? He, şimdi bunları üst üste getirin diyor dostlar. Hadi getirelim o zaman. İlk önce bunları bir üst üste getirelim. Bak şunu tam üst üste koyarsak, şunun üstüne getirip koyduğumuzda. Şimdi şu köşegeni bir çizelim. Bunun neresi boyanmış dostum? Şu bölgesi boyanmış. Bunu bir boyayalım hemen. Şurası boyalı. Şimdi zaten şu kısım da boyalı arkadaşlarım. Şunun içi de boyalıydı zaten en baştan. Onu da bir göstereyim şöyle. Şimdi bize boyalı olmayan bölgeleri soracak. Burası da boyalıydı. Bunu da biz gösterdik. Bir de şunu da getirip bunun üstüne koyuyoruz. Tam ortadan böyle geliyormuş. Şurası da boyalı arkadaşlarım. Burası da boyalı. Evet. Boyalı olan yerleri şöyle bir ben de boyadım. Şurası da boyalıydı. Ve başka neresi boyalı? Şurası da boyalıydı. Evet, bunlar boyalı olan bölgeler. Diyor ki bize de boyasız bölgelerin alanlarını mı soruyor? Evet, boyasız bölgelerin alanlarını soruyor. Bakın onları da kırmızıyla gösteriyorum. Bir şu bölge, bir de şu bölge arkadaşlarım. Bu iki bölgenin alanları nedir diye de bir soru soruyor bize. Hadi bulalım. Dostlar, şimdi bir kere bu tam ortadan ikiye bölmüş değil mi? Şurası da 2, 2. O zaman onu buraya taşıyalım. 2, 2. Bak şu adam ne oldu şurası? Şu 2'nin orta tabanı oldu. Demek ki 1. E o zaman bu üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 geldi. Yani şurayı 1 bulduk bir kere. Burası tamam. Şimdi sıra geldi şuranın alanını bulmaya. Bakın onu da şu kelebekten bulalım hatta. Kelebek üçgeni göstereyim size şurada. Bakın oranı ne? 2'ye 4. Demek ki 1'e 2. Yani şurası 1 ise şurası da 2 birim uzunluğunda. E bir kenar 4'lü şuralara da 2, 2 yazalım arkadaşlar hemen. Şu dik üçgenin alanı, şunun alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den. 2 çarpı 4, 8 bölü 2'den 4 yapar. Hatta bu 4'ü de şuraya a, şuraya 2a olacak şekilde 1'e 2'den yazdım. Yani 3a'yı 4 bulduk. O zaman A eşittir 4 bölü 3. İşte burayı da bulduk 4 bölü 3. Bize de neyi soruyor? 4 bölü 3 ile 1'i toplayın diyor arkadaşlarım. 3, 4 daha 7 bölü 3 geldi. 7. sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, 8 numarayı okuyalım. Biraz uzun bir soru, kaydıra kaydıra okuyacağım arkadaşlarım. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgensel bölgesi biçiminde verilen kağıtta KLMN dikdörtgeni oluşturulmuştur. Ya bu da bir dikdörtgenmiş dostlar. KLMN. O zaman şurası 90, burası 90, burası 90, burası 90 diyelim. AB'ye 12 birim vermiş, gördüm. LC'ye 16 vermiş. Şimdi burası da 12'dir. O zaman 12 16'dan şu uzunluk 20 geldi. ND'yi 10 vermiş.
Bunlar boyunca kesilerek paralel kenarmış arkadaşlar. Bakın şu ortada kesiklilerle oluşturulan bir paralel kenarmış. Demek ki burası da 10. 26 ise burası da 16. Yine 12, 16, 20 üçgenlerimizi buradan da görelim. Peki hatta şunu yapalım. Bakın yine bir sürü diklik var. AB 90 benzerliği yapalım. A 90 B. Şurası da A. 90. Şurası da B. Bak şu büyük üçgenle şu küçük dik üçgeni benzerliyor. Dostum 90'ın karşısı burada 20. 90'ın karşısında burada 10 var. Yani bu iki katıymış. A'nın karşısı 16 ise burada A'nın karşısına 8 düşer. B'nin karşısı burada 12 ise burada B'nin karşısına 6 düşer. Şunları da 6 bulduk. 6, 8 onları yazalım. Hatta burası toplam 20 idi ya, şuraya da 12 birim kaldı. Tamamdır. Buraya kadar bildiğimiz her şeyi yaptık. Şimdi diyor ki bize, aşağıda tarif etmiş, bir de katlama var. Mavi boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir diye bir soru soruyor bize. Dostum bunu hemen şurada göstereyim ben. Bak şu üçgeni KL boyunca katlayıp şuraya getirmiş. Yani şu 8'i şuraya taşımış. Şu D'yi de şuraya taşımış arkadaşlar. D de buraya gelmiş. Yani 8 buraya kaymış. Şurası 10. Bu 10 da buraya gelmiş. 12 idi burası, 4 kaldı, 4 kaldı. Bana da şuradaki paralel kenarın çevresini soruyor. 14 buradan, 14 de buradan gelirse 28 yapar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet, 9 numaradayız arkadaşlar. Okuyalım. Köşegen uzunluğu 5 birim olan ABCD dikdörtgeni B noktası etrafında negatif yönde, yani ok yönünde 3 kez 90 derece döndürüldüğünde dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre dörtgen oluşturuluyor. Bu dörtgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi dostum ilk döndürmeye bakalım bak. B noktası etrafında. Şimdi bu döndürme sorularını nasıl öğretmiştim size? En son katlama soruları diye bir video çektim ya, bakın orada bunun çok çok benzerini yaptık. Şimdi hangi noktanın etrafında döndüreceksem onu kalınlaştırıyorum. Hangi noktayı döndüreceğim? Denizli noktasını. Döndüreceğimle sabit noktayı birleştirdim. Dönmüş D1'e gelmiş. O zaman burayı da birleştirdim. Bana diyor ki bunun köşegeni kaçtı? 5. Şurası 5. Şurası 5. O zaman DD1 ne oldu dostum? 5 kök 2. Hocam 90 olduğunu nereden anladın? Tabii ki AB 90'ları yazdım. Şuraya A, 90 B. Şurası A. Sonra şu üçgenle eş olduğu için burası da B. Buraya da A kaldı. Bakın A ile B'nin toplamı 90 olduğu için buraya da 90'ı çaktım. Demek ki 5, 5, 5 kök 2'dir. Hak etti. Peki 5 kök 2 karenin bir kenarı oldu. Şimdi bunu da aynısını yaptığım zaman şuradan çizince şurası da 5 kök 2. Bu bir kare olduğunu anladım. 5 kök 2'nin de bizden karesini istiyor arkadaşlarım. 5 kök 2'nin karesi, yani alan dediğimiz şey 50 birim çıktı. 5 kök 2'nin karesi 50'dir dedik. Evet, geldik 10 numaralı sorumuza. Enes tahta bloklarıyla ABCD dikdörtgenini oluşturuyor. Tamam. Demek ki 6 6 6 bunlar. DFG de bir dikdörtgenmiş. Bakın şunu şöyle çizdiğimizde arkadaşlarım, şurayı çizip birleştirdiğimizde 6 ise burası da 6. Dikdörtgense 6. Başka 6. Burası 6 ise bu da 6. Yani şu mor üçgenin GC kenarını 6 bulduk. O zaman burası da 6. Bize de diyor ki roketin uzunluğu nedir diye bir soru soruyor dostum. Roketin uzunluğu. Şimdi biz bulduğumuz şeyleri şöyle, 6 burası. Bunun kenarında 6 bulduk. Şu turuncuyu 6 bulduk. Şurası 6. Şu sarının bu parçasını 6 bulduk. Şöyle indirelim. Şimdi ne kaldı geriye? Bir şuradaki uzunluk kaldı, bir de şuradaki uzunluk kaldı. Onları da burada gösteriyorum arkadaşlarım. Bir şurası kaldı. Ki burası şöyle diklikleri çizersek, bakın bu bir ikiz kenar üçgen oldu arkadaşlar ve ikiz kenar üçgende taban ikiye bölünecek, 3 3. Şurayı da çizdim. Demek ki burası da 3 3. Yani şu sarının uzunluğunu 3 bulduk bile çoktan. Şurası 3 birimmiş. Şimdi büyük bir ihtimal mavinin de şu üçgeni de aynen öyle attı arkadaşlarım. Burasının da dikliğini de bulacağız. Çünkü şu yükseklik de bize buradakine eşit. Şurasının açıortay çıktığını görürseniz fışkırtma teoreminden bunun da 3 olduğunu görürsünüz. Demek ki burası da 3. Oho, çıktı bile soru kardeşler. Hadi bulalım. 3, 9, 9, 6 daha 15, 3 daha 18, 6 daha 24 geldi. Tüm roketin uzunluğu. Evet dostlar,
Dikdörtgen ve kareyi de bitirdik arkadaşlarım. Bir sonraki testimizde çemberde açıya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Evde kalın dostlar. Hadi bay bay.